Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Arbitrum'daki hibe programlarına bakmaya devam ediyoruz. Daha önce izlemediyseniz diğer videolarda hibe programları ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Bugünkü videomuzda da Arbitrum'da özellikle oyun alanında hibe almış bazı projeleri inceleyeceğiz. Yani aslında şunu inceleyeceğiz. Projeleri de değil, başvurularını inceleyeceğiz. Bu ekipler çünkü başvuruyu yapmış ve kabul almış. Demek ki hani Arbitrum bu tarz projeleri destekleyebiliyor demek. Hangi miktarda hibe almışlar? Hibe alırken başvuru formunda neleri yazmışlar, neleri doldurmuşlar biraz bunları inceleyeceğiz. Çünkü ben her zaman bunu yapmaya çalışıyorum bir başvuru yapıyorsam. Başarılı örnekleri ve başarısız örnekleri inceliyorum. Çünkü burada onların yaptığı başarılı şeyleri ve hatalı şeyleri iyi kavrayabilirsem kendi başvurumu da daha iyi yapıyorum. Bunun için de bugün sizler için bu incelemeyi yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Arbitrum'un Facebook'taki gaming hibelerinden, oyun alanındaki hibe programlarından bahsetmiştik ve burada birçok bugüne kadar finansmanlar dağıtıldı. Buradan işte mesela tip exe tip bütün dağıtılanları görebiliyorsunuz kabul alan hibeleri. Örneğin Real Time projesi 24.000 dolar hibe almış ve 10 Kasım'da da 2023'te başvuru yapmış. İşte ne yapıyorsunuz? İlk bir oyunun burada introduction açıklamasını yazmış. İşte oyun içerisindeki detayları yazmış. Şimdi ben bunlara girmiyorum. Oraları incelersiniz. Sizde projeniz varsa bunun detaylarını yazarsınız. Burada önemli nokta takım Şimdi takımı bu alanda bir tecrübesinin olması oldukça önemli. Yani takımınızın tecrübesi yoksa da hani bir advisor eklemeniz, danışman tecrübesi olan veya işte ekip arkadaşlarınızdan birinin tecrübesinin olması. Yani hiç tecrübeniz olmaması alamayacağınız anlamına gelmez ama tecrübeliyseniz veya tecrübeli kişileri eklerseniz işinizi kolaylaştırır. Bunun dışında neyi farklı yapıyorsunuz örneğin differentiation? hani diğer projelerden neyi farklı yapıyorsun? Bunu belirtmeniz önemli. Ve en önemli kısım neden Arbitrum'u seçiniz? Örneğin bu proje işte burada neden Arbitrum'u seçtiğini, projesini neden Arbitrum'da inşa etmek istediğini detaylı olarak açıklamış. Sizin de burada bunu iyi bir şekilde açıklamanız önemli. Çünkü projeniz tamam, oyun projeniz var, evet. Hibe almak istiyorsunuz, evet. Ama Arbitrum'un size bu hibeyi verme nedeni şu ana nedeni. Siz bu Arbitrum ağında yeni kitleler gelecek mi sizin projeniz sayesinde? Veya sizin projeniz çok da başarılı olacak, Arbitrum'u ünlü duyuracak mı? Arbitrum'un amacı günün sonunda kullanıcı kazanmak. Onun için projeniz arbitrumla Arbitrum'u nasıl entegre ettiğiniz önemli. Projenin burada dokumentasyonu var. Örneğin işte sitesine gidelim. Site mesela şu an çalışmıyor. Muhtemelen ya değiştirdiler siteyi ya da belki de oyun durdu. Yani çünkü buradaki projeler başarılı olmak zorunda değil. Site değişmiş ama. Projenin ismi de değişmiş. Anima Rising diye. Ama bakın burası da açılmıyor. Yani proje durmuş. Ama şunu gerektirmiyor. Bu da güzel bir örnek oldu biçim için. Proje yapıyoruz, yapıyorsunuz başarısız olabilir. Yani Arbitrum buradaki sizden isteği şu. Verdiğiniz hedeflere ulaşmak. O da My Burada her kilometre taşına ulaşmanız önemli. Buna göre ödemeyi yapıyor. Örneğin faz 1 demiş. MVP çıkaracağız. Ve hibe için 7500 dolar istiyoruz faz 1 için diye söylemiş. Burada ne demiş işte MVP gelişimini gerçekleştireceğiz. %40'ı zaten yapılmış demiş işte. Burada ne gibi detaylar UI UX design diğer taraflar. Yani bütün detayları burada vermiş. Ve bu 7500 doları da bunu inşa etmek için harcayacağını belirtmiş. Bu arada bu çok başarılı bir örnek değil bence. Başvuru açısından daha başarılı örnekleri de sizlere birazdan göstereceğim. Ama bu seviyede bir projede hibe almış ve 24 bin dolar almış. Son faz 2'de ne demiş? Testleri yapıp MVP'mi çıkardıktan sonra demiş. Projemi demiş Arbitrum Orbit Nova ile entegre edeceğim demiş ve burası için de 7.500 dolar istiyorum demiş. Hedefini bu koymuş. Son fazla ise 9.000 dolarlık bir bütçe istemiş. Ve burada da yine işbirlikleri yapılacağını, işte projesinin daha çok kişiye ulaşması için çalışmalar yapacağını, marketplace'lere koyacağını, işte gasviler için detaylar hepsini vermiş. Sonra burada incelemelerde bulunuyor. Ekip projenizi beğenirse sizlere hibeyi veriyor aslında. Yani burada işte diğer detaylarda yer alıyor. 3 tane ödeme yer almış. Şimdi biraz daha iyi bir örnek inceleyelim. Bunlar da 25 bin dolarlık bir hibe almış. Simitonya oyun projesi. Ne işte ilk soru ne inşa ediyorsunuz? Burada anlatmış işte nasıl bir oyun inşa ettiklerini. Oyunun özelliklerini işte PvP, PvE, NFT'ler olacak tüm detaylardan bahsetmiştim. Sonra demiş ki işte bütçeyi neye göre ayıracaksınız? İşte burada milestone'ları yine bölmüş. Ya yani bu kısım çok önemli. Yani kilometre taşlarınızın olması lazım. Çünkü hibe programı şu şekilde çalışıyor. Yani HÜM hibe bir kere de size vermiyor. 3 e aşamada, 6 aşamada bu değişiyor. Sizin de biraz daha projenize bağlı. Örneğin 3 aşamada her aşama için aşamayı tamamladıkça parayı teslim ediyor hibe programı size. Onun için de parçalamanız önemli ve hedefler koymanız, ulaşabileceğiniz. Çünkü ulaşamazsanız ya kısmi olarak size ödeme yapıyor. Belki belki de hiç ödeme yapmayabiliyor ama hedeflerinize ulaşırsanız tamamını sorunsuz ödüyor. Burada ne demiş? İşte ilk hedef için karakterlerin oluşumu, işte Foundry, alışveriş sisteminin oluşması gibi şeyler söylemiş ve burada detaylı olarak ilk milestone'da neler yapacağını hepsini yazmış. Sonra milestone 2 içinde işte arena, quest platformları, puzzle'lar bunun için de belirtmiş. Yine 10 bin dolar istemiş ve milestone 3'sinde böyle burada yine belirtmiş. Hem marketing için hem de projenin çıkması için yine 5.000 dolar istemiş. Ve burada da diğer bir soru şu Web2 oyuncuları neden oynamak istesin? Neden Web3'e gelsin? Ve burada da proje yine açıklamış nasıl getirebileceğini, neler yapabileceğini işte raporları koymuş. Bakın burada takımı çok detaylı vermiş. Yani takım önemli demiştim size. Ve bu proje bunu yapmış. İşte lead designer, developer işte nereden mezun, ne tecrübeleri var hepsini belirtmiş. Senior designer developer ne tecrübeleri var belirtmiş. Sanatçının neleri var belirtmiş. Senior artistin neleri var linkleri koymuş. Tüm önemli linkleri koymuş. Bakın bu proje Smith Down'ın Link TRS'i var. Pek aktif sayılmaz bu arada. Galiba aktif değil. En son 2024'te atmış. Sitesi de çalışmıyor ve Bu da durmuş mesela. Yani çok iyi yapmışlar. Ben hala aktif sanıyordum. Durmuş yani başarılı olmayabiliyor. Yani çünkü zaten burada hibenin amacı da birkaçı başarılı olsun. Tabii ki hedefiniz başarılı olmak olsun ama proje başarılı olmayabiliyor. Yani bütün linkleri koymaya çalışın. LinkedIn, şu bu, diğer hepsini. Koymaya çalışın. Bunun dışında işte burada parayı nasıl dağıtacağını da vermek önemli. İlk milestone'da neler yapılacak? tek tek söylemiş karakter gelişimleri işte diğer geliştirmeler hepsinden burada tek tek bahsetmiş. Yani bu çok detaylı örnek olabilir size. Siz de mutlaka başvuru yapmadan inceleyin derim. Ve burada işte yine sorular sorulmuş. Okey yüklemiş. Sonra burada demiş ki evet böyle ama daha detay verir misiniz? Yani hibe programını yöneten kişiler size sorular sorarak başvurunuz iyi mi değil mi ne eksikleriniz var bunu da anlamaya çalışıyor. Direkt olarak hibeyi de vermiyor. Böyle bir durumda var. Ve burada sorulara cevap vermiş. Yine farklı sorular da sorulmuş. Yine cevap vermiş ve daha sonra kabul almış ve ödemeleri de her aşamada sırayla yapılmış. Bakın burada tüm payoutların çıktıları bile yer alıyor işte transactionlara her şeyi. Değerlendirmesi yer alıyor. Bakın 17, 25 üstüne 17 almış. Takım 5 üstünden 4 almış. Fikir 5 üstünden 4 almış. Ekosistemle ilişkisi 5 üstünden 4 almış. Planlar 5 üstünden 4 almış. Hedefler ve zamanlama neden 0 almış onu bilmiyorum nedenini. Bir başka proje Gold projesi. Bunlar da 25 bin dolar hibe almış. Yine işte kendi oyunlarından bahsetmişler oyundan bahsetmişler yine milestone'ları vermişler bakın sırayla planların hepsini açıklamışlar ve burada işte oyunlarından görseller vermişler bakalım oyun aktif mi ben onu merak ediyorum bunun sitesi aktif oyunda galiba aktif bakalım yani çok çeşit var çok oyun var site aktif gözüküyor işte burada App Store, Google Play oyunu aktif gözüküyor. Yani çok proje var. Yani burada ana amaç şu. Yani sizin projenizin kibe alması için ne gibi gereksinimleri olması gerektiğini anlamanız. Bu örnekleri de onun için sizlerle paylaşıyorum. Ya umarım da faydalı olmuştur. Burada çok daha güzel örnekler de bulabilirsiniz. Başarısız örnekleri burada buradan filtreyip mesela neden kabul almadı Rejected. Çünkü yorum yapıyorlar mesela. Ben bunları da inceliyorum işte. Yüklemiş mesela. Teşekkürler demiş. Görüntü paylaşır mısınız? Videomuz yok demiş. Sadece işte görüntü var paylaşmış ama kabul almamış yeterli görülmemiş. Burada diğer örnekleri de başarısızları da görüp mutlaka inceleyin dedim. Umarım bu da sizler faydalı olmuştur. Özellikle oyun tarafında hibeye başvuracaksanız bunları mutlaka değerlendirin. Zaten önceki videolarda daha büyük hibe alan projeleri de paylaşmıştım. Bunlara da bakabilirsiniz. Sorularınız olsa yorumlarda da mutlaka belirtin. Umarım video faydalı olmuştur sizler için. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.